Merhabalar, ben kimya öğretmeni Sevta. Sizlerle bugün yapay zeka modeliyle ilgili birazcık bilgi vereyim. Adım adım takip sistemidir. Sevta Böce kazan koduyla %20 indiriminiz mevcuttur. Bugün sizlere kimya süreci, sınıf ÖABT'deki kimya dersine kaç tane soru geliyor? Kimyayı nasıl çalışmamız gerekiyor ve önemli olan konumuz olan bu yılda gelen konumuz maddenin yapısıydı. Bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Dersimi anlatmaya başlayacağım. Şimdi buradan bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Hemen ben sizlere süreç hakkında bilgi vereyim. Şimdi kimya dersinde kaç tane soru geliyor dersek karşımıza 3 tane soru gelmiş oluyor. Peki kimya dersine bu soruların hepsini yapabilmem için ne yapacağım? Güzel çalışmam gerekiyor. Nasıl bir yol izlemem gerekir dersek, biliyoruz ki kimya dersi sözel kısmın fazla olduğu bir süreçtir. Karışık ifadelerimiz mevcuttur. Bu derste başarılı olabilmemiz için ilk olarak dersimizi sevmemiz gerekiyor. Soru çözümüne geçmeden önce mutlaka konuları anladığımızda emin olmamız gerekecek. Önemli olduğunu gördüğümüz yerlerde ne yapacağız arkadaşlar? Notu almamız gerekiyor. Özellikle daha eğlenceli hale getirebiliriz. Bunda da postitler yardımıyla ne yapıyorum? Kısa notlarımı postitler yardımıyla almış olacağım. Peki konuları nasıl anlamam gerekiyor? Konuları, kavramları iyi kafamda oturtmam gerekecek. Bir kavramı kafamda oturtmadan başka bir kavrama geçmek söz konusu olamaz. Neden? Çünkü anlamadığım bir şey var. Anlamadığım bir şeye ne yapıyorum? İlk olarak öğrenmem gerekiyor ki ilerleyen süreçte karışık bir yapılar oluşturmayayım beynimde. Konuları anladıktan sonra tamamen anladığıma emin olmam gerekiyor. Sonra da soru çözümüne geçmem gerekiyor. En az bir tane kaynak yeterli bizim için. Bir tane kaynaktan ne yapıyorum? Konuyu anladıktan sonra soru çözümüne geçiyorum. Daha çok sözel, yorumsal ifadeler var sorularda. ÖSYM bana ne yapıyor? Yorumsal sorular soruyor. O yüzden de yoruma açık olmam gerekiyor. Mantıklı ifadelere dikkat etmem gerekecek. Soru kökü burada devreye giriyor. Soru köküne dikkat etmem gerekecek. Çünkü soru kökümüzde olabilir, o da koşulları gibi bazı cümleler var. Bunların büyük bir önem taşıdığında dikkat etmem gerekiyor. Kimya dersine çalışırken asla karışık bir sırayla derse başlamayacağım. Çünkü birbirinin devamı nitelikte olduğu için ne yapıyorum? İlk konumu çalışıyorum. Sonra tamamen anladığıma emin olduktan sonra diğer konuya geçmem gerekiyor. Çünkü zincirleme gittiği için bir konuyu anlamadan diğerini anlamam mümkün değil. Bu da benim başarısız olmama neden olur. O yüzden ne yapıyorum? Konuları tamamladığıma emin olduktan sonra diğer ünitedeki konuya geçmiş oluyorum. Kimya dersinde tek kaynak edinmemiz gerekiyor. Çünkü birden fazla kaynak edinirsem bu sefer de konular karışıyor. O yüzden tek bir kaynak bizim için yeterli olacaktır. Peki, dersimi çalıştım. Soru bankamdan soru çözdüm. Başka ne yapmam gerekir dersek de bu süreçten sonra da deneme yöntemine gitmem lazım. En fazla 4 ya da 5 deneme çözmem gerekir. Zaten 3 tane soru geldiği için diğer derslerimizde de tabii ki de çalışma fırsatımız olacağından dolayı 4 ya da 5 deneme bizim için yeterlidir. Burada da zaten denemede eksik olan konularımızı göreceksiniz. Eksik olan konuları da zaten denemeden sonra tekrar etme fırsatımız olacaktır. Böylelikle ne yapıyorum? Kimya dersine çalışmaya başlamış oluyorum. Üç soruyu da rahatlıkla yapabilecek düzeye de gelmiş olacağız. Peki 2022 yılında bizlere neler geldi? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi daha çok sözel ifadeler ÖSYM seviyor. Burada bize buharlaşma hızını sordu. Buharlaşma hızını etki eden faktörleri sordu ÖSYM. Başka ne karşımıza geldi? Kaynama noktası. Kaynama noktası etki eden faktörler nelere bağlı olarak geldi? Bir de son olarak üçüncü sorumuzda da karışımlarla ilgili bir soru karşımıza gelmiş oldu. Bu üç konudaki eksiklerimizi bugün ne yapacağız? Tamamlamış olacağız. İlk olarak madde ve özelliklerden geldiği için tabii ki de bu eksikliğimizi tamamlamamız gerekiyor. Peki arkadaşlar madde nedir dersek? Maddenin olabilmesi için 3 şart arayacağım. Kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeyi bizler ne diyoruz? Madde demiş oluyoruz. Maddeyi de iki sınıfta inceleyeceğiz. Saf madde, bir de
Bir de saf olmayan madde olarak ne yaptık? İki sınıfta inceleyeceğiz. Saf maddeler nelerdir dersek, element ve bileşikleri saf madde sınıfında incelemiş olacağız. Element ve bileşikler saf madde, saf olmayan maddeler ise karışımlardır. Karışımlarda bizler kendi içerisinde iki kısımda inceleyeceğiz. Nasıl karışım olabiliriz? Homojen karışım olabiliriz ya da heterojen karışım olabiliriz. Şimdi karışımlara baktığımız zaman tek fazla görüyorsam biz bunlara homojen karışım diyoruz. Yapısında birden fazla fazla varsa da biz buna ne diyeceğiz? Heterojen karışım diyeceğiz. Peki biz bu maddenin daha çok fiziksel halleriyle ilgilenmiş olacağız. Maddenin 4 fiziksel hali mevcuttur. Bunlar nelerdir derse katı, sıvı, gaz ve plazma. Günlük hayatta plazmayı kullanmıyoruz. 3 fiziksel hali bizim için önemli. Katı, sıvı ve gazlardan ne yapacağız? Bahsetmiş olacağız. Burada da gördüğünüz üzere maddeler sıcaklık ve basınç etkisinden yararlanarak ne yapacaktır? Hal değişim olayına geçecektir. Burada katı hali moleküllerini gördüğümüz zaman düzenli istiflenme söz konusudur. Sıvı katıya göre bir tık daha arasındaki boşluklar mevcuttur. Gaz halinde boşluklara baktığım zaman katı ve gazı incelediğim zaman aralarında uçurumlar kadar boşluklar mevcuttur. Bunlar da zaten nedir? Moleküler bir yapıda olduğunu bize göstermiş oluyor. Fiziksel hallerimizde suyun fiziksel halini 3 koşulda inceliyoruz. Zaten parantez içlerine dikkat edersek bunlar bize ne yapıyor? İpucu vermiş oluyor. Parantez içinde K harfi varsa maddenin hangi halini düşünüyorum? Katı halini düşünmüş oluyorum. Parantez içinde S harfi varsa bu hale bizler ne diyeceğiz? Sıvı hal diyeceğiz. Parantez içinde G harfi varsa biz bu hale gaz hal demiş olacağız. Parantez içerisinde suda ifadesi varsa zaten buradan da anlaşılıyor. Bu hale ne diyeceğim? Suda hali demiş olacağım. Burada da zaten katı halde olduğunu görmüş oluyorum. Buz kütleleri donmuş. Burada da ne yapmış? Sıvı halde molekül arasındaki çekim kuvvetinden dolayı anlamış oluyorum. Burada da buharlaşmış. Gaz hale ne yapmış? Su kütlem geçmiş oluyor. Maddenin hallerinde olaylar bizim için önemli. Madem katı halden sıvı hale geçişi, biz bu olayı erime olarak adlandırıyoruz. Erime olayı ısı alarak gerçekleşiyor. Eğer bir tepkime ısı alarak gerçekleşiyorsa biz bu tepkimeleri nasıl tepkimeler diyeceğiz? Endotermik tepkimeler demiş oluyoruz. Endotermik tepkimeler nasıl gerçekleşiyor? Isı alarak gerçekleşiyor. Eğer ki ısı vererek gerçekleşirse biz bu tepkimeleri de egzotermik tepkimi olarak ne yapacağız? Adlandırmış olacağız. Katıdan sıvıya ısı alarak gerçekleşti. Olayıma erime demiş olduk. Sıvıdan gaza geçişe bizler buharlaşma diyoruz. Buharlaşma da aynı şekilde ısı alarak gerçekleşmiş oluyor. Sıvıdan katıya geçişe donma diyoruz. Donma olayı ısı vererek gerçekleşecektir. Isı vererek gerçekleşiyorsa biz bunlara ne diyoruz? Egzotermik olarak gerçekleştiğini söylemiş oluyoruz. Gazlara geldim. Gazım sıvı hale dönüş yapacağım. Bu olaya yoğuşma diyorum. Isı vererek gerçekleşiyor. Katıdan direkt gaz olayına geçersem biz bu olaya süblimleşme diyoruz ve süblimleşme de ısı alarak yani endotermik olarak gerçekleşmiş oluyor. Ben gazdan katıya gidersem tam tersi işlemi yaparsam da kırağılaşma ya da desüblimleşme diyoruz. Bu olayda ısı vererek gerçekleşen bir olay olarak karşımıza gelmiş oluyor. Hal değişimleri fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Fiziksel demek maddenin dış yapısında meydana gelen bir özellik olarak karşıma gelir. Saf maddeler hal değiştirirken de canlar sıcaklık sabit kalacaktır. Sıcaklığım asla değişmiyor. Bu ifadem de benim için önemlidir. Peki hangi hal daha düzenli, hangi hal daha düzensiz dersek maddenin katı hali daha düzenli hal olarak karşımıza gelir. Gaz hali ise maddenin en düzensiz halidir. Ben katıdan gaza doğru gidersem düzensizlik artar ve ısı alarak gerçekleşir. Yani nasıl bir tepkimeydi? Endotermik bir tepkime olarak karşımıza gelir. Tam tersine gidiş olursa, gazdan katıya doğru gidersem düzensizlik ne yapacaktır? Azalmış olacaktır ve egzotermik olarak gerçekleşecek, ısı vererek gerçekleşen bir olay söz konusudur. Buradaki olaylara baktığımız zaman ilaveten daha çok karşımıza çıkmayan plazma halimizi de bir inceleyelim. Gazdan plazmaya doğru gidersek biz bu olayı iyonizasyon demiş oluyoruz. Yine ısı alarak gerçekleşiyor. Yani endotermik bir tepkimedir. Plazmadan gaza doğru gidersek
Biz buna deionizasyon diyoruz. Yani ısı vererek gerçekleşiyor. Egzotermik bir tepkim olarak karşımıza gelmiş oluyor. Maddenin fiziksel hallerinde hangisinin endotermik, hangisinin egzotermik olduğunu iyi oturtmamız gerekiyor. Hemen ben sizlere soru soracağım. Katıdan sıvıya geçişe ne diyecektik? Hemen oradan da chatten de bana yazın. Katıdan sıvıya geçişe ne diyormuşuz? Hemen cevapları bekliyorum. Isı olarak mı gerçekleşiyor, ısı vererek mi gerçekleşiyor, endotermik midir yoksa egzotermik midir dersek. Katıdan sıvıya geçişe ne dedik? Erime dedik. Nasıl gerçekleşiyordu? Endotermik olarak gerçekleşiyordu. Endotermik nasıl bir olaydı? Isı alarak gerçekleştiğini söylemiştik. Bunun tam tersi olsaydı, ben sıvıdan ne yaptım? Katıya gittim. Elimdeki yapı ne olmuş oldu? Donmuş oldu. Bu olaya donma olayı diyoruz. Donma olayı da ısı vererek gerçekleştiği için egzotermik bir tepkimi olarak karşımıza geliyor. Isı verir diyeceğiz. Peki ben katıydım. Katıdan direkt gaza geçeceğim. Yine ısı alarak gerçekleşti. Endotermik bir tepkimi ısı alarak gerçekleşiyor. Bu olaya ne diyecektim? Süblimleşme olayı diyeceğim. Tam tersini düşünürsem, ben gazdım, katı hale geçeceğim. Isı vererek gerçekleşecek, yani egzotermik bir tepkime ısı verir. Bu olaya da desüblimleşme ya da kırağlaşma diyorduk. Bunlar daha çok karşıma gelen yapılar, ısı alır mı, verir mi? Olayın adı benim için önemli. Hemen sorumuza baktık. Saf suyun hal değişim grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şimdi suya baktığınız zaman suyun bileşiktir, kovalent bağlı bileşiktir. H2O yapısı dihidrojen monoksit şeklinde bizler okumuş oluyoruz. Burada benim elimdeki yapının parantez içine bakıyorum. K harfi hangi fiziksel hali temsil ediyordu? Katı olan hali temsil ediyordu. Paranteze baktım, S haline dönüşmüş. Yani S sıvı haline. Katıdan sıvıya bir numaraya ne diyorum? Erime olayı diyeceğim. Geldim sıvıdan gaza geçti. Üç numaralı olaya da buharlaşma diyorum. Sıvıdan katıya gidersek bu olaya donma diyorduk. Gazdan sıvıya doğru geçişe de biz ne diyeceğiz? Yoğuşma diyeceğiz. Katıdan direkt gaz haline gidersek de süblimleşme olayı diyorduk. Hangisi yanlıştır dedi. 1'e erime dedik, 2'ye donma demiştik, 3'e buharlaşma, 4 yoğunlaşma ya da yoğuşma, 5 kırağlaşma demiş. Kırağlaşma peki neydi? Tam tersi değil mi? Gazdan katıya ısı vererek gerçekleşen olaya bizler ne diyeceğiz? Kırağlaşma diyeceğiz. Doğru cevabımız ise E seçeneği olmuş oldu. Geldik diğer soruma. Değişim ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Maddenin fiziksel hali ilk olarak gaz, gazdan katıya geçti. Şimdi normalde maddenin hallerine baktığım zaman katı, sıvı ve gaz olarak yazıyordu. Bu taraf endotermik gerçekleşiyordu, bu taraf ise egzotermik gerçekleşiyor. Gazken katıya gitti. Biz bu olaya ne diyeceğiz? Kırağlaşma diyorduk, kırağlaşma diyorduk. Isı alarak gerçekleşen bir olay değildi. Egzotermik bir tepkimi ısı vererek gerçekleşir. Madde düzenli hale geçmiştir. Maddenin en düzenli hali katıydı. O zaman maddem düzenli hale geçti. Olaya da ne dedi? Kırağlaşma. Doğru cevabım D seçeneği 2 ve 3 olacak. Geldim diğer soru. Cevapları bekliyorum bu arada. Chatlerden de kontrol etmiş oluyorum. Bana diyor ki aşağıdaki hal değişimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hal değişim grafiğini yazacağım hemen. Katı, sıvı ve gaz. Katıdan sıvıya geçiş mi demiş? Bu sefer tam tersini söylemiş. Sıvıdan katıya geç diyor. Sıvıdan katıya geçmeye bizler ne dedik? Donma. Donma nasıl oluyordu? Isı vererek gerçekleşiyordu. Bu ifade doğru. Sonra diyor ki bana gazdan katıya direkt geç. Gazdan katıya geçişe kırağlaşma diyorduk. Kırağlaşma da aynı şekilde ısı vererek gerçekleşiyordu. Yani egzotermik bir tepkimeydi. Bu ifadem de doğru. Sonra bana diyor ki sıvıdan gaz haline geç. Sıvıdan gaz haline geçersem buharlaşma olayı olur.
Buharlaşmada ısı verir mi alır mı dersek ısı alarak gerçekleşir. Çünkü endotermik bir tepkime burada ısı vererek dediği için bu ifadem yanlış oldu. Geldim D seçeneğine. Katıydım, sıvıya geçtim. Erime olayı, erime olayı da nasıl oluyordu? Isı alarak gerçekleşiyordu. E seçeneğine baktığım zaman gazdan sıvıya geç diyor. Gazdan sıvıya geçersem ne olacaktır? Yoğuşma ya da yoğunlaşma. Isı vererek gerçekleşir. Bu yüzden doğru cevap ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Buralarda sıkıntı yaşayan var mı? Buralar oturduğunu düşünüyorum. Şimdi dilerseniz maddenin fiziksel hallerini teker teker ne yapalım? İncelemiş olalım. İlk maddenin hali katı hal olarak karşımıza geliyor. Katı halin şeklinde hatırlayacağımız gibi moleküllerini de bir göz önüne alalım. Moleküllerimiz arasındaki boşluklar yoktu. Yani birbirlerine istiflenmiş bir konumda ne yapıyor? Molekülleri çizmiş olacak. Şöyle çizmiş oldu. Sancıklar arasındaki çekim kuvvetin en fazla olduğu hale bizler katı hal diyoruz. Arasındaki boşluklar az olduğunu biliyoruz. Katı hal sıkıştırılabilir mi derlerse ne diyeceğim? Katı hal sıkıştırılamıyor. Buna çok dikkat edelim. Katı halin belirli şekilleri vardır. Katı halin belirli hacmi vardır. Sancıklar arasında en düzenli hali bizler katı hal demiş oluyoruz. Hangi hareketi yapar dersek katı hal sadece titreşim hareketi yapar. Buna dikkat edin, hallerini bana soruyor. Titreşim hareketini ne yapıyor? Yapmış oluyor. Maddenin en düzenli hali aynı zamanda en kararlı hali olarak karşıma geliyor ve katı halin yoğunluğu fazla olarak söyleyebiliriz. Günlük hayatta neler katıdır dersek burada odunları, altını ne yapmışız? Görmüşüz. Zaten buradaki elementlerin çoğu da katı haldedir. Kimi hariç dersek cıva elementi oda koşullarında sıvı halde olarak görmüş oluyoruz. Tabi ametallerde değişiyor, katı sıvı gaz da olabiliyor. Geldim sıvıya baktım. Sıvıda akışkan olduğunu söyleyebiliriz. Akışkan olma özelliğini hangi hareket sonucunda kazanılıyor derse öteleme hareketi sonucunda kazanmış oluyor. Peki katılar sadece titreşim hareketi yaparken sıvılar hangi hareketi yapar dersek titreşim ve öteleme iki hareket yapmış oluyor. Bu bizim için önemlidir. Tancıklar arasındaki boşluğu çizerse ne yapacak? Katıya göre biraz bir tık daha boşlukları aralarındaki mesafeye ne yapıyorum? Çizmiş oluyorum. Sıvıları sıkıştırılamaz katılar gibi, bunu da unutmayalım. Akışkan özelliği benim için önemli çünkü katıların akışkan özelliği yoktu. Tancıklar arasındaki boşluklar katıya göre daha fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Katı hale göre daha düzensiz olduğunu, zaten gaza doğru yaklaştıkça düzensizliğinde ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Yoğunlukları da katıya göre daha az olduğunu bilmek zorundayız. Geldik gazlar. Gazlar bizim için önemlidir. Maddenin en düzensiz hali olarak karşımıza gelmiş oluyor. Gazları bizler ne yapabiliriz? Sıkıştırabiliriz. Gazlarda hangi hareket sonucunda akışkan olacaktır dersek, ne yapıyordu? Katılarda sadece titreşim hareketi vardı. Sıvılarda titreşim ve öteleme hareketi var. Öteleme hareketinden dolayı ne yapacaktır? Akışkan olduğunu söylemiş olacağız. Başka hangi hareketi yapar dersek ekstradan da dönme hareketi. Yani 3 tane hareket yapıyor. Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ne yapıyor? Yapmış oluyor. Gazların belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın ne yapacaktır? Şeklini alacaktır. Peki gazların hacmi var mı dersek tabii ki de gazların belirli bir hacimleri de yoktur diyeceğiz. Tüm gaz karışımlar homojen karışımlardır. Homojen karışımlara bizler aynı zamanda çözelti diyoruz. Buna da dikkat etmiş olalım. Yoğunlukları da katı ve sıvıya göre daha düşüktür. Yoğunluğu en yüksek olan katıyken en düşük de ne olarak karşımıza geliyor? Gaz olarak karşımıza gelmiş oluyor. Geldik dördüncü hali, plazma. Plazma hali baktığımız zaman pozitif yük ve negatif yükler birbirine eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Yani nötr olarak karşımıza gelmiş oluyor. Belirli şekil ve hacimleri plazma halen yoktur. Enerjisi büyüktür ve yoğunluğuna büyük bir enerjiden dolayı da büyük bir yoğunluğa sahiptir. Günlük hayatta neler plazmadır dersek, mum alevi, yıldırımlar, güneş, yıldızlar, plazma TV, bunlar plazmaya örnek olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bu tablo bizim için önemli. Bunu bize soruyorlar. Plazma halin diğer bir ismi zaten iyonize olmuş gaz demekti. Buradan plazma hali günlük hayatta karşımıza çıkmadığı için 3 fiziksel halden yola çıkarak özelliklerini inceleyeceğiz.
Sıkıştırılabilirlik kime aittir dersek sadece gazlara ait olduğunu görmüş oluyoruz. Belirli hacimleri kime var dersek katı ve sıvıların belirli hacimleri var ama gazların belirli bir hacmi yok demiştik. Peki kimin şekli var dersek belirli şekli olan katıdır. Sıvı ve gazların belirli şekilleri yoktur. Akışkanlık öteleme hareketi sonucunda oluyordu. Sıvı ve gazların öteleme hareketi olduğu için akışkanken katılar akışkan özelliğine sahip değildir. Titreşim hareketi her üç fiziksel halde de mevcuttur. Katı, sıvı ve gazlar titreşim hareketi yapıyor. Öteleme hareketi katıda yokken sıvı ve gazda olacaktır. Dönme hareketi de sadece ve sadece gazlarda mevcuttur. Buna da dikkat etmiş olalım. Hemen soruma baktım. Katı, sıvı ve gaz halinin olduğu bilinen X, Y ve Z hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diye soruyor. Belirli bir hacmi yoktur diyor. Hangisinin hacmi yoktu? Hemen bana cevap olarak yazın. Katının mı yoktu, sıvının mı yoktu, gazın mı yoktu? Ne düşüneceğim? Belirli bir hacmi olmayan gazdı. Süpersin. Peki tancık derisindeki boşluklar en az olduğu hal, birbirine sıkı istikli olan hal kimdi? Boşluklar yok denilecek kadar azdı ve maddenin en düzenli hali olarak karşıma geliyordu. Katı hal. Titreşim ve öteleme hareketi yapan ise sadece sıvı halde. Bu yüzden doğru cevabı Mustafa'cığım D seçeneği olmuş oldu. Geldik yukarıdaki özelliklerden hangileri? Sıvılar ve gazlar için ortaktır diyor. Sıvılar ve gazlar akışkan mıdır? Demiştik ki bir hareket var, akışkan özelliği göstermelerine sebep oluyor. Bu hareketin ismi neydi? Evet, cevapları bekliyorum. Bu hareketin ismi neydi? Öteleme hareketiydi. Sıvılar ve gazlar da öteleme hareketi olduğu için akışkanlıklar mevcut oluyor. Bu ifadem doğru. Sıkıştırılabilme özelliği yoktu sıvıların. Gazlar sıkıştırılabilirdi ama sıvılar sıkıştırılamazdı. Öteleme hareketi ortaktı. Belirli bir şekle sahip olmama da ortaktı. Bu yüzden doğru cevabı ne olmuş oldu? Denizli seçeneği olmuş oldu. Geldik diğer soruma. Bir Venn şeması var. Venn şemasında iki numaralı bölge. Ortak anlamına geliyor değil mi? Yani bana burada hangisi ortaktır diyor. Katı ve sıvılar için ortaktır soruyor. Sıkıştırılabilme özelliği ikisi için ortak değil. Bunu alamam. Akışkanlık katının akışkanlığı yok. Bunu da alamıyorum. Her yapıda titreşim hareketi yapma vardı. Bunu alabilirim. Belirli bir hacme sahip olmasını alabilirim. Belirli bir şekle sıvıların şekilleri yoktu. Bunu alamam. Bu yüzden iki tanesini yazabilirim. Doğru cevabım da ne olmuş oldu? Bursa seçeneği olmuş oldu. Geldik diğer soruma. Şimdi bana şekil vererek katı sıvı gaz olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Tabii ki de arasındaki boşluklara göre ne yapıyoruz? Tahmin etmiş oluyoruz. İki numarada hiç boşluk görmedim. O zaman maddenin en düzenli hali katı hale aittir. 1 ve 3'e baktığım zaman 1, 3'ten daha az bir boşluk var. O zaman 1'e sıvı hal diyeceğim. 3'e de hangi hal diyorum? Gaz hali demiş oluyor. Baktığımız zaman bir maddenin en düzensiz halidir diyor. Şimdi yargıların hangisi doğrudur diyor. Bir sıvıydı. Maddenin en düzensiz hali gazdı. O zaman bu ifadem nedir? Yanlış oldu. Bunu eledim. Geldim Bursa seçeneğine. 3 titreşim öteleme hareketi yapar. Gazlar 3 fiziksel hareketi yapıyordu. Titreşim, öteleme ve dönme hareketi. Burada dönme hareketini göremedim. Bunu da elemiş oldum. 2'de maddenin belirli bir şekli yoktur demiş katı. Katıların belirli bir şekilleri vardı. Zaten tek fiziksel halinin şekli olan katıydı. Bu ifadem de yanlış oldu. Denizli'ye geldiğim zaman 1 ve 3'te madde akışkandır. 1'de sıvı, 3'te gaz. Akışkan olması öteleme hareketi sonucunda oluyordu. İkisinde öteleme hareketi olduğu için bu ifadem doğrudur. Bir de madde yoğunluğu 2'den fazladır. Hayır, katının yoğunluğu daha fazladır. Bu ifadem yanlış oldu. Bu yüzden doğru cevap ne oldu? Denizli seçeneği olmuş oldu. Var mı burada problem yaşayan? Diğer soruma geçtim. Plazma haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Gazın iyonize olmuş halidir. Bu ifadem doğrudur.
Nötrdü zaten. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısı eşit olduğuna göre ne yapacaktır? Yapım nötr olacaktır. Enerji yoğunluğu çok fazlaydı. Mum alevi plazma halini örneklemiştik. Belirli şekli ve hacimleri plazma halin yoktu. Bu ifadem yanlış oldu. Doğru cevabım ne oldu? Edirne seçeneği olmuş oldu. Geldik. Buharlaşma olayı zaten bize ÖSYM buharlaşma hızını sormuştu. Buharlaşma bizim için önemlidir. Peki ben bir su molekülünü düşüneyim. Su moleküllerinin yüzeyinde maddenin fiziksel hali, su molekülünün sıvı hali. Bu madden ısı alarak ne yapacaktır? Gaz haline geçecektir. Sıvıdan gaz haline geçmeye bizler ne diyeceğiz? Buharlaşma diyeceğiz. Peki buharlaşma her sıcaklıkta olur mu? Buharlaşma her sıcaklıkta olacak. 10 derece, 20 derece, 30 derece istediğim sıcaklıkta ne yapabilirim? Buharlaşabiliyorum. Buharlaşma ısı alarak gerçekleşir ve endotermik bir tepkimedir. Bazen buharlaşma esnasında ne olacaktır? Sıvı ortamı soğutabilir. Mesela elime kolonya döktüğüm zaman ne yapacaktı? Elimin serinlemesi ortamı soğutmasını örnektir. Ya da denizden çıkan insanın üşümesi de nedir? Yine aynı şekilde ortamı soğuması da örnek olarak karşımıza geliyor. Peki buharlaşma dedik. Buharlaşma hızı nedir dersek? Birim zamanda buharlaşan molekül sayısını bizler buharlaşma hızı diyeceğiz. Buharlaşma hızına bağlı olan faktörler bizim için önemlidir. Bunları zaten detaylı olarak göreceğim. Kaç tanedir dersek 5 tane etki ediyor. Maddenin cinsi etki ediyor. Yüzey alanı, sıcaklık, nem ve rüzgar ne yapacaktır? Buharlaşma hızını etki edecektir. Buharlaşmayı tanımlarken dedik ki sıvıdan gaz haline geçişe bizler buharlaşma dedik. Bunun tam tersi olsaydı gazdan sıvıya geçersen biz buna yoğuşma diyoruz ve egzotermik olarak gerçekleşiyor. Yağmur yağarken hava ısınması nasıl bir olaydır? Egzotermik bir olarak gerçekleştiğinin göstergesidir. Yoğuşma olayında da baktığımız zaman şimdi hatırlarsak sıvıdan gaza geçtik. Biz buna buharlaşma dedik. Tam tersi bir olay söz konusu ise gazdan sıvıya geçersek bu olay yoğuşma diyoruz. Yoğuşma ısı vererek gerçekleşiyor. Egzotermikti. Burada çiğ oluşumu özellikle egzotermik olduğunu unutmayalım. Yağmur oluşumu da aynı şekilde egzotermiktir. Buharlaşma hızını etkileyen faktörler dedik. Bunlar 5 taneydi. İlki sıcaklıktır. Bilim zamanında oluşan molekül sayısında zaten biz ne diyorduk? Buharlaşma hızı diyorduk. Sıcaklık artarsa buharlaşma hızıma ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bunlar birbirleriyle nasıl orantılı? Doğru orantılı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Sıvının cinsi dedim. Şimdi burada molekül arasındaki çekim kuvveti önemli. Moleküller arasındaki çekim kuvvetini maçık olarak kodlamış oluyorum. Moleküller arasındaki çekim kuvveti ne kadar fazla ise buharlaşma hızım da o kadar düşüktür. Moleküller arasındaki çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılıdır. Buharlaşma hızı kimlerle doğru orantılıdır? Uçuculukla doğru orantılıdır. O zaman buharlaşma hızı azalırsa uçuculuk da ne yapacaktır? Azalacaktır. Buhar basıncı da buharlaşma hızıyla doğru orantılıdır. Bu da ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. O zaman kaynama noktası dediğim yapı molekül arasındaki çekim kuvvetiyle doğru orantılıyken buhar basıncı, buharlaşma hızı, uçuculuk da bununla ters orantılı olduğunu unutmayalım. Mesela neyi düşünelim? Uçucu olan bir yapıyı düşünelim. Alkol. Alkolün molekül arasındaki çekim kuvveti zayıf olduğu için buharlaşma hızı nedir? Yüksektir. Ben elime kolonya döktüm. Kolonyanın içerisinde ne vardı? Etil alkol vardı. Etil alkol ansız ne yaptı? Buharlaştı. Yani uçucu olan yapı eklemiş oldum ve buharlaşma hızı, buhar basıncım da artmış oluyor. Safsızlığa baktığımız zaman zaten safsızlık buharlaşma hızını ne yapacaktır? Azaltmış olacaktır. Burada uçucu olmayan yapıları düşünmem gerekiyor. Şeker ve tuz. Maddeme şeker ve tuz eklediğim zaman kaynama noktamı artacak. Mesela hemen bir düşünün. Evde ben makarna yapacağım. Tencereye suyu koydum. Ne yaptım? İlk makarnayı atıyorum, tuzumu atıyorum. Tabii ki de tuzu atıyorum. Neden? Çünkü kaynama noktasını arttırmak için. Tuz attıktan sonra yüzün üzerinde ne yaptı? Kaynama noktası oldu. Normalde kaynama suyun 100 dereceydi. Yüzün üzerinde kaynadı ve böylelikle makarnalarım ne yaptı? Hızlı pişti. O zaman uçucu olmayan yapılar eklersem kaynama noktam artar.
Buharlaşma hızını ne yapacaktır? Düşürmüş olacaktır. Geldik yüzey alana. Yüzey alanı ne kadar fazla ise o kadar ne yapacak? Buharlaşma hızı da büyük olacak. Mesela ben ne yaptım? Çamaşırlarımı yıkadım makinede. Sonra asacağım. Ne yaptım? Balkona yerleştirdim. Balkona astığım zaman yüzey alanı fazla oldu. Çamaşırlarım ne yaptı? Buharlaşma hızı fazla olduğu için çamaşırlarım hızlıca kurumuş oldu. Buradaki yapılara baktığımız zaman iki tane saf suyu görmüş oluyoruz. Birinci kaptaki saf suyun yüzey alanı daha fazla olduğu için buharlaşması ikiye göre daha fazla olarak ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor. Hava akımı da rüzgar olayı. Tabii ki de rüzgarlı havalarda buharlaşma daha hızlı olduğu için ne yapacaktır? Çamaşırlarım daha hızlı kurumuş olacaktır. Neme baktığım zaman havadaki nem miktarı artarsa buharlaşma hızım da düşmüş olacaktır. Basınç peki buharlaşma hızını nasıl etkiliyor dersek, basınç artarsa kaynama noktam artar. Kaynama noktasıyla buharlaşma hızı ters orantılı olduğu için buharlaşma hızım ne yapar? Düşmüş olur. Buradaki yapılara baktığımız zaman yüzey alanı artarsa ne demiştik? Buharlaşma hızım artıyordu. Rüzgar artarsa buharlaşma hızımın arttığını söyledik. Nem artarsa buharlaşma hızım azalıyordu, ters orantılıydı. Dış basınç artarsa kaynama noktam artıyordu ve buharlaşma hızım da ters orantıdaydı. Ne yapacaktı? Azalır. Yorumunu yapacağız. Hemen bir sorum var. Sorumluğa döndüm. Buharlaşma olayı nasıl gerçekleşiyor? Hemen kafamda oturtacağım. Sıvıdan gaz hale geçişi bizler ne diyorduk? Isınarak gerçekleşiyor. Bu olaya da buharlaşma diyorduk. Zaten buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşiyordu ve her sıcaklıkta yapım buharlaşıyordu. Sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu ifadem doğru. Her sıcaklıkta gerçekleşir dedik. Endotermik ısı alarak gerçekleşir. Bu ifadem yanlış oldu. Doğru cevabının ne oldu? Denizli seçeneği olmuş oldu. Geldik diğer bir konum. Denge buhar basıncı. Şimdi buhar olabilmesi için olması gerekiyor? Sıvıdan gaz hale geçmesi gerekiyor. Dengede olabilmesi için ise ortama bakmam gerekiyor. Kapalı bir kapta olması gerekiyor dengede olabilmesi için. Kapalı kapta. Sıcaklığımın aynı kalması gerekiyor. Sıcaklığın aynı olması gerekecek. Böylelikle basınç olabilmesi için ise elimde bir kapımı düşünelim. Kapalı bir kapta sıcaklığım da 100 derecede olduğunu düşünelim. Bu maddem su olsun. İçerisinde su, oda kuşunun suyun fiziksel hali sıvı halde. Zamanla ne yaptı? Ortamın sıcaklığı 100 derece olduğu için bu zamanla ne yaptı? Kapalı olduğundan dolayı da gaz hale geçiş söz konusu. Sıvıdan gaz hale geçti. Sonra tekrardan gazdan sıvıya geçmiş oldu. Bu bir sirkülasyon söz konusudur. Yani sürekli devam eden bir olaydır. Tersine bir tepkimedir. Sıvıdan gaza, gazdan sıvıya yani sıvıdan gaza bu olaya buharlaşma diyorduk. Gazdan sıvıya da bu olaya yoğuşma diyoruz. Böylelikle sürekli bir denge söz konusu. Bunun yaptığı, uyguladığı basınca da buharın yaptığı şu basıncı da ben ne diyorum? Denge, buhar basıncı demiş oluyorum. Dikkat etmem gereken şey sıcaklığın sabit olmasıdır. Peki denge buhar basıncında tepkimelerde dengede olabilmesi için çift yönlü oklarla belirtiyoruz. Biz bu tepkime tersindir. Sürekli nedir? Sirkülasyon söz konusudur. Buradaki yapıda, dengedeki yapıda buharlaşma ve yoğuşma hızının birbirine eşit olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Peki denge buhar basıncı nelere bağlı olarak değişir dersek? 3S'den bağlı olarak değişir. 3S nedir dersek? İlk olarak sıvının cinsine bağlı olarak değişiyor. Sonra saflığına bağlı olarak değişir. En son da sıcaklığa bağlı olarak ne yapacaktır? Denge buhar basıncı değişmiş olacaktır. 3S'den ne yapacakmış? Etkilenmiş olacak. Hemen sıvının cinsine baktığımız zaman moleküler ısı çekim kuvveti devreye giriyor. Moleküler ısı çekim kuvveti artarsa ne yapıyordu? Kaynama noktam artıyordu. O zaman buhar basıncıma ne olur dersek, buhar basıncı kaynama noktasıyla ters orantılıydı. Moleküler arası çekim kuvveti artarsa buhar basıncım azalıyor. Buharlaşma hızım da zaten neydi? Buna doğru orantılı olduğu için azalırdı. Kaynama noktam zaten artar diyeceğiz. Saflığa baktığımız zaman burada uçucu olan saflık benim için önemli. Uçucu olan yapılar nelerdi dersek hemen şuraya da yazalım. Uçucu olan yapılar elimizde alkol ve eter. Bunlar uçucu. Alkol ve eter eklersem
Ne yapacaktır? Buhar basıncım artacaktır. Yani uçucu olan bir yapı eklemem gerekiyor. Uçucu olmayan bir yapı eklersem, bunlar nelerdir uçucu olmayanlar ise? Tuz ve şekerdir. Tuz ve şeker eklersem de buhar basıncıma ne olacaktır arkadaşlar? Azalmış olacaktır. Sıcaklık buhar basıncı doğru orantılı bir şekilde etkiler. Yani sıcaklık artarsa buhar basıncı ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Peki denge buhar basıncı nelere bağlı değildir dersek? Sıvının kütlesine bağlı değildir. Sıvının hacmine bağlı değildir. Kabuğun hacmi ve şekline asla bağlı değildir. Ve elinen de özellikle basınçtır. Bunu bize ÖSYM'de soruyor. Dış basınç buhar basıncına bağlı mıdır dersek? Hayır, bağlı değildir yorumunu yapacağız. Hemen soruma baktık. Kapalı bir kapta elimde bir etil alkol var. Etil alkolün bileşik olduğu için bileşikleri bizler formüllerle göstermiş oluyoruz. CH5OH'ı gördüğüm anda ne düşünüyormuşum bunun adı? Etil alkol. Şimdi etil alkol oda koşullarının sıvı halidir. Buharıyla dengede olabilme seçeneği olması gerekecek gaz hale geçmiş olacak. Yani elimdeki etil alkolün parantez içinde gaz halde yapmış oluyor. Buhar ile dengededir diyor ya, tek yönlü oklarla göstermeyeceğim. Çünkü sıvı gaz, gaz sıvı sürekli sirkülasyon söz konusu, birbirine dönüşüm söz konusuydu. Bu olaya zaten ben ne diyordum? Denge demiş oluyordum. Şimdi buradaki dengeyi ne değiştirir dersek? Bağ nem, hiç bağ nemden bahsettim mi? Hayır, bahsetmedim. Bağ nemden etkilenmez. Kabın hacmi, şekli, sıvı miktarı önemli değildi. Basınç etki etmez dedim. Tek kalan yapı da sıcaklıktır. Zaten demiştik ya, sıcaklık artarsa denge buhar basıncında her zaman ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Bunları unutmayalım. Geldik en sevdiğimiz yer, kaynama, kaynama noktası. Bu da bizim için önemli. ÖSYM zaten bu yolu ne yaptı? Bize sormuş oldu. Şimdi kaynama olayı nasıl gerçekleşiyordu? Buharlaşmada sıvının yüzeyine bağlı olan bir yapı var. Sıvının her yerinde meydana geliyorsa zaten biz buna ne diyeceğiz? Kaynama diyeceğiz. Hatırlarsak moleküler çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılıydı. Moleküler çekim kuvveti artarsa kaynama noktam artar demiştik. Su kaç derecede kaynar dersek 100 derecede kaynıyor. Etil alkol kaç derecede kaynıyordu? 78 derece kaynıyor. Bu yapılar önemlidir. Suyun 100 derecede kaynadığını unutmayalım. Etil alkol de kaç derecede kaynıyormuş? 78 derece. Ortama baktım. Ortamda dış basınç 1 atm olduğu anda biz bu kaynama sıcaklığına normal kaynama sıcaklığı demiş oluyoruz. Kaynama sıcaklığını etkileyen faktörler nelerdir dersek, sıvının cinsi ne yapacaktır? Etkileyecektir. Moleküler çekim kuvveti devreye giriyor. Moleküler çekim kuvveti ne kadar fazlaysa kaynama noktam da o kadar büyüktür. Sıvının saflığına baktığım zaman uçucu olmayan yapılar tuz ve şeker kaynama noktamını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Alkol ve eter de kaynama noktamı uçucu olan yapılar eklersem azaltır. Basınca baktığım zaman açık hava basıncı artarsa kaynama noktamda ne yapacaktır? Artar yorumunu yapacağız. Peki kaynama noktasında etki etmeyen yapılara baktığım zaman sıvının miktarı kaynama noktasına bağlı değildir. Sıvının yüzey alanı kaynama noktasını etki etmez. Isıtıcının şiddeti etki etmiyor. Kabın şekli ve hacmine bağlı değildir. Buharlaşma ve kaynama arasındaki farka da baktığımız zaman buharlaşma yavaş gerçekleşirken kaynama ne yapacaktır? Hızlı gerçekleşecektir. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşiyor. Kaynamada mesela dedim ya, su 100 derecede kaynar. Etil alkol 78 derecede kaynar. Yani belirli bir sıcaklık gerekiyor. Buharlaşma az enerji gerekirken kaynamada çok enerji gerekiyor. Saf sıvıların kaynama sürecinde sıcaklıkları neydi? Sabit olarak karşımıza gelmiş oluyor. Hemen örneğimize baktık. Sabit basınç altında kaynayan saf bir sıvı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Sıcaklık artar. Hayır. Kesinlikle artar diyemem, azalabilir. Sıvının buhar basıncı dış basıncı eşittir. Kaynama olayında bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. Büyük olamaz. Sıvının her yerinde kaynama gerçekleşiyordu. Yüzeyinde gerçekleşmez. Yüzeyinde gerçekleşiyordu. Bu olaya buharlaşma diyorduk. Sıvının kinetik enerjisi artar. Dedik ya, kaynama sürecinde sıcaklık sabitti. Kinetik enerjiyle sıcaklık doğru orantılı. O zaman
Kinetik enerjim sabit olacak. Molekül arasında zayıf etkileşimden kopar diyor. Fiziksel değişim olduğu için molekül arasındaki etkileşimler söz konusu. Bu etkileşimlerde zaten bizler zayıf etkileşimler demiş oluyoruz. Burada kaynama noktası etkileyen faktörlerden bahsetmiştim zaten. Dedim ki kaynama olayı olabilmesi için iç basınç dış basınca eşit olması gerekiyor ki kaynama olayı olsun. Sıvının cinsi molekül arası çekim kuvvetine bağlıydı. Ne kadar fazlaysa kaynamam o kadar büyüktü. Safsızlığa baktığım zaman uçucu olmayan safsızlık söz konusuydu. Zaten burada tuz ve şeker eklediğim zaman ne yapacaktır? Kaynama noktamı arttıracaktır. Basınca baktığım zaman basınç artarsa kaynama noktam ne yapar? Artar dedik. Burada suyun normal kaynama sıcaklığı bizim için önemli. 100 dereceyi unutmayalım. Molekül arası çekim kuvveti artarsa kaynamam artardı. Şekerli su, tuzlu su eklersem kaynama noktam artıyordu. Basınç artarsa kaynama noktam ne yapacaktır? Artar yorumunu yapacağız. Burada da baktığım zaman deniz seviyesinde mi kaynama noktam daha büyük yoksa Sivas'ta mı dersek basınçtan etkileniyor demiştik. Deniz seviyesindeki basıncı 1 atm kabul ediyoruz. 1 atm'den 0.87'ye gitmiş. Yani basınç azaldı. Sivas'ta kaynama noktam daha düşüktür yorumunu yapacağız. Hemen sorularıma baktım. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarının X'in kaynama noktası Y'den büyüktür. Hemen kaynama noktası dedim. X'in büyüktür Y. Buhar basıncı bunun tam tersi olacak. Kaynama noktası buhar basıncı ters orantılıydı. O zaman Y büyüktür X diyeceğiz. Molekül arası çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılıydı. X büyüktür Y diyeceğiz. Uçuculukla buhar basıncı da nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Y büyüktür X yorumunu yapacağız. Buhar basınçlarına baktığım zaman Y'nin X'ten daha büyük olduğunu görüyorum. Bu ifadem yanlıştır. İkinci öncüle baktım. Molekül arasındaki çekim kuvveti kaynama noktasıydı. Y büyüktür, Y küçüktür X olacak. Bu ifadem doğru oldu. Uçuculukta buhar basıncıyla doğru orantılıydı. Bu ifadem doğru oldu. Doğru cevabım da ne olmuş oldu? E seçeneği oldu. Geldik bağı ne? Burada belirli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharının miktarı havanın o sıcaklıktaki taşıyabileceği en fazla su miktarının oranına bizler bağı nem demiş oluyoruz. Havada bulunan su buharında zaten nem demiş oluyoruz. Su buharı bulunmayan havaya da kuru hava diyoruz. Gerçek sıcaklık dediğimiz yapı termometre ile ölçtüğümüz sıcaklıkken hissedilen sıcaklıklar zaten hava durumunda da bize söyler hissettiğimiz sıcaklık diye. Burada da gerçek sıcaklığı ilaveten rüzgar hızı nevi güneşten yararlandığımız diğeri de bizler ne diyoruz? Hissedilen sıcaklık demiş oluyoruz. Hemen sorumuza baktık. Yukarıdakilerden hangisi belirli bir anda hesaplanan hissedilen sıcaklığı etki eder diyor. Ne yaptım? Termometreden sonra bağı ne? Rüzgar hızı ve güneşi de ilave ettiğim sıcaklığa bizler hissedilen sıcaklık diyoruz. Hepsini alacağım. Doğru cevabım ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Kaynama noktasını etkileyen faktörler nelerdir diyor. Ne yaptım? Kaynama noktasını etkileyen faktörler basınçtı. Saflık ve sıvının cinsi önemliydi. Basınç artarsa kaynama noktamı artıyordu. Saflıkta uçucu olmayan saflıktan bahsetmiştik. Şeker ve tuz kaynama noktasını ne yapıyordu? Artırıyordu. Burada da sıvının cinsi molekül arası çekim kuvvetiydi. Ne kadar fazlaysa kaynama noktam o kadar büyüktür yorumunu yapıyorduk. Geldik buhar basıncı etkileyen faktörlerdir diyor. Sıvının cinsi etkiliyordu. Saflık etkiliyordu, basınçtan etkilemiyordu. O yüzden doğru cevabım 1 ve 2 Ceyhan seçeneği. Geldik kaynama noktası verilmiş buhar basıncı ve molekül arasındaki çekim kuvvetini soruyor. Şimdi kaynama noktası artarsa molekül arası çekim kuvveti ne yapacaktır? Artacaktır. Bunlar doğru orantılıydı. Buhar basıncı ile kaynama noktası da ters orantılıydı. Şimdi kaynama noktasının sayısına baktığım zaman Y'nin kaynama noktasının daha büyük. Sonra Z'nin, sonra da neyi görmüş oluyoruz? X'i görmüş oluyoruz. O zaman baktığım zaman kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantı. Bunun tam tersi X, Z ve Y'dir. Şurada gördüm.
Bana bir de ne diyor? Molekül arasındaki çekim kuvveti. Molekül arasındaki çekim kuvveti de kaynama noktası doğru orantılıdır. Bu ifadem o zaman ne oldu? Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Y büyüktür, Z büyüktür, X olarak karşıma gelmiş oldu. Geldim diğer soruma. Kaynama noktalarını sıralayın diyor. Buna aynı ortamda verilmiş. Kaynama noktasını artıran faktör neydi? Uçucu olmayan yapılar kaynama noktasını arttırırdı. Şimdi su 100 derecede kaynadığını biliyoruz. Alkol 78 derecede kaynıyor. Tuzlu su da 100'ün yukarısında kaynar demiştik. Hatta makarna örneğinden de yola çıkmıştık. O zaman 3'ün kaynama noktası birden büyük, o da 2'dir yorumunu yaparız. Buhar basınçlarına baktığımız zaman tam tersi olacak. Bu ifadem doğru. Kaynarken buhar basınçları da hepsinin eşit olur. Çünkü atmosfer basıncı, iç basıncı eşit olduğu için bunların eşit olmasını bekleriz. Bu yüzden doğru cevabım ne olmuş oldu? Ceyhan seçeneği oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, anlatacağım kısımları bitirmiş olduk. Şimdi isterseniz bir de yapay zeka modeliyle tanışmış olalım. Burada Sevta Hoca kazan koduyla %20 indirim kuponunuz var. Bunu da kullanabilirsiniz. Hemen yapay zekayı da sizlere tekrardan tanıtmış oluyorum.